Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 3-4 aydır, belki de 5 aydır bir boğa sezonundayız. Bunun fazlası belki olur, bir tık fazlası olur. Ama azının çok daha kötüsünü görürüz. Yani burada bir mega boğa, bütün o 2017'de, 2020'deki gibi bir mega boğa, hepsi yükselecek gibi bir şey olmayacak. Bu yüzden sepetimizi güzel şekillendirmemiz lazım. Kripto paralardan para kazanmak istiyorsak arkadaşlar, Taktik çok net. Ya sadece bitcoin alıp hiç ekranı kapatacağız ya da arkadaşlar takip edeceğiz. Kripto para piyasası vakit ayıranların vakit ayırmayanların parasını yediği bir piyasa. Ee, son 2-3 bir, haftamız biraz çalkantılı geçti. Birkaç varsayımlı bulunarak e, alımlar yaptık ve zararla kapattıklarımız oldu. Bunları da e, ne zaman sattım ne zaman aldım hepsini Twitter'da ve Telegram'da beni Twitter'dan ve Telegram'dan takip etmiyorsanız mutlaka etmenizi bu yüzden öneririm. Şeffaflıkla söylüyorum. Mesela ZK fehirlerimi spotta %250 karda olmama rağmen gün sonunda %20-%30'dan fazla spot zararıyla kapattım. Neden? Bir varsayım yaptım. Dedim ki bu ZK airdrop'tan sonra güzel birkaç airdrop daha açıklarlarsa stake oranı artar, coinler kilitlenir ve bir arz talep ile coin'in fiyatı yükselir dedik. Ancak öyle olmadı. ZKFR iki tane airdrop açıkladı. İkisi de koydu. Yani fi ücretlerini bile çıkarmıyordu. Airdrop'tan gelenler stake'de duruyor. Ancak spot alımlarımı zararla sattım. Ee, onun dışında birkaç Jupiter'i de birazcık pahalıya aldık. Ama ben bunları daha çok e, airdrop'larda kullanmak için aldım. Şimdi burada 10 coin'den bahsedeceğim. Ee, i̇şte aslında ilk Ethereum olacak ancak burada benim elimde Bitcoin her zaman vardır. BNB vardır. BNB'lerimi launch pool'da değerlendiriyorum. BNB'lerde al sat yapıyorum. Hatta 200 şey 320 dolardan bir kısmını sattığımı da Telegram kanalında söylemiştim. benim için BNB'ler 210 dolarla aldım ve pasif gelirdir. Pasif gelire çok önem veriyorum şu aralar. Bybit'te launch değerlendiriyorum. Twitter'dan zaten takip edenler çok iyi biliyorlardır. Mesela 4, 4000 USDT. Tether arkadaşlar bunun riski yok. Ve birazcık Zeta Chain şey, Zeta coin koydum ve Bugün yani benim için risksiz bir şekilde 17 dolar geldi. Neredeyse asgari ücreti risksiz bir şekilde kazanıyorum. Bunlardan zaten Twitter'da bahsediyorum. E, ee, bunun dışında işte dediğim gibi Bitcoin'i her daim tutuyorum. E, ee, i̇şte airdroplara katılabilmek için bir miktar solanan var. İşte merkeziyetsiz cüzdanlarda. Ethereum'um var bunları kullanmaya çalışıyorum. İşte Jupiter'dir, Vendir bunları aldım bunları kullanmaya çalışıyorum. O kısımları ayrı tutuyorum. Bunlar benim artık... Spot'ta alıp spot, Spotta vereceğim coinlerden bahsedeceğim size bu videoda. Karlı olabileceğini düşünüyorum. Ancak şunu da bir uyarısını yapayım. Bitcoin arkadaşlar 7 gündür yeşil yakıyor ki bugün bile bugünle beraber 8 gün olacak eğer bugünü de pozitif kapatırsa. son 2-3 yılda 9 gün ardarda yaktığı bir gün benim görmedim. Varsa da bir tane vardır. tamam güzel bir boğa sezonundayız ki bakın burada da şeye de çok gülüyorum. Boğa da değiliz, bu boğa değil diyenler olan 7 gündür Bitcoin e, yeşil mum yakıyor. Son bir senede %250 yükseldi. Birçok coinler işte astar geçen bir video yapmışım arkadaşlar. Baktım yani oradaki coinlerin çoğu 2x, 3x yapmış. Bu e, boğadayız. Bu boğada da vakit ayıracağız. Sepetimizi sık sık güncelleyeceğiz. Kar alacağız. Vereceğiz. E, mesela Injective 42'de verdiğimde A daha devam edecek demişlerdi. Devam etmedi. Metis'i e, 95'te verdik. Metis de bu arada elimde yok. E, sattım. Ee, ama tekrar alabilirim size güveniyorum 95 dolarda verdik işte o zamanlar işte neden bu fiyata veriyorsun falan demişlerdi ee, aktif olacağız sepetimizi sık sık değiştireceğiz ee, TIAlar keza 12'den aldık 20'den sattık yine 20 oldu ancak e, biz o hafta da o parayla başka şeyler yaptık Ethereum arkadaşlar birinci coin olarak Ethereum'dan bahsetmek istiyorum. Bu red stake olayları, airdrop olayları gitgide popülerleşmeye başlıyor ve kripto buna evrilmeye başlıyor. Yani bu biraz teknik işlere hakim olmak gerekiyor. Ee, ve Ethereum'ın stake oranı neredeyse %30'lara geldi galiba. %20-%30 civarındaydı ve ben bu oranın artacağını ve Ethereum'ın Bitcoin'e karşı birazcık daha yükseleceğini düşünüyorum. 2500 doların altına inerse, bakın bu videoyu da yaparken ne demiştim? Bitcoin bir tık dinlenecek. Yani benim teorime göre önümüzdeki hafta içi Bitcoin 46 bin dolarlara kadar geri çekilebilir. Bu videoyu izlediğiniz gibi hepsini 10 tane alayım demeyin. Nasıl diyorum 1000 dolarınız var ve hepsini 100 dolar ayıracaksanız gidin bir 25 dolarla alın. 3-5 gün sonra bir 25 dolarla alın. Hani kademeli alın. Muhakkak kademeli alın. Bunu uyarısını da yapayım. 2500 doların altına inerse tarihim ben bir miktarda alım yapmayı düşünüyorum e, Ethereum'un bu fiyatlarda önümüzdeki 3 ay sonunda durmayacağını düşünüyorum. Hatta 2800 ve 3000 dolarlara kademeli şekilde geleceğini düşünüyorum. Ethereum o yüzden cüzdanımda bir miktar tutacağım. Şimdi ikinci coin'imize gelelim. Dün tweet'te atmıştım. Renin. Neden Renin'den size bahsettim? Arkadaşlar Renin bir katman bir projesi. geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız bir şekilde Binance'de listelendi. Ancak bakınca da henüz listelenmediği böyle borsalarda görüyoruz. Mesela Bybit'te Yok ya da birçok borsada yok. E, ve benim dikkatimi çeken de Pixel adlı oyun ki hala e, rağbet görmeye devam ediyor ve hala oynanıyor. Belki orada hala airdrop fırsatı vardır bunu bilmiyorum. E, Ronin altyapısını kullanan bir proje. E, ve bunların hepsini düşününce de 800 milyon dolar market kapı hacmi. Eğer Ronin projelerine arkadan Binance destek vermeye devam ederse e, burada daha yüksek fiyatlar görürüz. Burada Ronin'den bir 10x beklemiyorum onu da söyleyeyim. Ancak bir kar beklenebilir bakın varsayımlarla gidiyorum ne diyorum Binance eğer desteklerse desteklemezse ne olur zarar yazar o yüzden bütün paramla gidip Ronin almıyorum. Ronin'i bir e, aklımıza koyalım. Onun dışında arkadaşlar geçtiğimiz günlerde yine e, Bybit ile güzel bir Launchpool açıklayan ve şu an Binance e, Launchpool'u da Bybit Launchpool'u da devam ediyor 14'üne kadar Zeta Chain arkadaşlar Zeta chain tweet atmıştım. Demiştim ki arkadaşlar işte 1.22, 1.15, 1.22 bu civarların fırsat olabileceğini düşünüyorum demiştim. Zeta Chain arkadaşlar Binance'in Futures işlemlerini açıldı. Spot'u da gelebilme ihtimalini yüksek görüyorum. Spot'u da gelirse burada 400 milyon dolarlık market kapı açımı ki Zeta Chain airdrop işlemlerine de devam ediyor. Bu tarz gelişmeler devam ederse. bu 400 milyon sanki bu proje için birazcık az kalıyor gibi geliyor bana. Bu arada Zeta bana da AirDrop neden vermedin anlamadım. Multi'den bir şeyden bana vermediler. Neyse ayrı bir konu. Enflasyonist baskı da yakın zamanda yok. O yüzden arkadaşlar Zeta Chain'de benim aslında e, Bybit Launchpool'da tutmak için almıştım. Ama onları da satmayı düşünmüyorum. Gelenini de satmıyorum. Bir dikkatimiz de olsun. Arkadaşlar Telcoin bununla ilgili de dün bir tweet atmıştım. Bakın 7 günde %30 yükseldi. Çok zikzaklı ve bu eski kriptocular bilir. E, bu e, tel koyunu bu çok eskidir yani ilk böyle Ne zaman bakın 2017-2018 boğasında da olan bir koyun ve bakın şu grafiğe bakın e, Sonrasında gitti geldi birazcık e, manipülatif bir hissi olduğunu kesinlikle kabul ediyorum Çok zikzakı vardır ve ben bu zikzaktan faydalanmak için aldım Ne yaparım arkadaşlar bu 25-30'lara gelirse satarım Şu an benim maliyetim e, 13 falan yani burada yine güzel bir kar elde ettim Burada bakiyem yüksek olmaz ama. Yani Telcoin'de gidip e, binlerce dolar bir yatırım yapmam. Nerede var? Bybit'te var. Bybit üyeliğiniz yoksa e, videonun altına referans linki bırakırım. Ya da zaten e, şu Twitter'da geldiğinizde Bybit ile ilgili yakın zamanda da tweet atmış olmam lazım. Bakın burada e, ile ilgili zaten ama ya işte isteyen olursa arkadaşlar Telegram'dan yazsın ya da bana Twitter'dan yazsın. Ya da videonun altına yazsın. E, Referans linki bırakayım. Çünkü unutabilirim. E, Telcoin ama e, ufak bakiyelerle sanki denenebilir gibi geliyor. Şimdi güzel bir e, proje. Pipe Network 850 milyon dolar market kaba geldi. E, arkadaşlar 1.5 milyon Pipe Network e, coin e, Pipe coin sirkülasyonda ve bunun 1 milyonu stake edilmiş durumda. Ve stake miktarı her geçen gün artıyor. Bir henüz airdrop açıklanmamasına rağmen. Burada eğer Pipe bir airdrop açıklarsa, Pipe ile güzel kazançlar elde edilirse, burada eğer bu rakam 1.2-1.3'e çıkarsa, burada çok değişik fiyatlar görebiliriz. Ee, yani 1 dolarlara bile yaklaşabiliriz. Pipe Network'ü ben aldım ve stake'e koydum. Ee, Yaka zamanda da stake'de duracaktır. Ee, 1 dolarlara gelirse stake'den çıkarırım. Hani Beklerim orada şey yapmasını, ee, satarım sonra. Ancak alıp stakele de değerlendirebilirsiniz ya da bu saatten sonra spotta tutabilirsiniz. Çünkü burada şey riski de var, hani Stake'den direkt çıkaramıyorsunuz sanırım 20 gün gibi bir kısıtlama var. Bununla ilgili de güzel açıklayıcı bir tweet serim var. Genelde Python e, Network tweetlerini onun altında e, biriktiriyorum. Burada en son ne zaman atmışım bakalım. Twitter'da aktif olmaya çalışıyoruz arkadaşlar mümkün olduğunca. O yüzden bildirimleri açmanızı öneririm. Bakın burada e, pipe ile ilgili mümkün olduğunca e, güncellemeler yapıyorum. Diğer koyuna e geçelim arkadaşlar. Manta Network. Bununla güzel kar ettik. Yani e, kendi airdrop'umuzu kendi airdrop yarattık. Her launch pool ile la ilgili. Binance'in her launch pool ile ilgili video yapıyorum. Ve Manta için de 2 doların fırsat olabileceğini söylemiştim. Ki keza 2 dolara geldi ve aldık. Şu an 2.9 dolar olmasına rağmen e, manta temel gelişmeler ile desteklerse sanki daha iyi bir fiyatta gelebilir gibi düşünüyorum. E, temel ama lazım burada. Gerçekten manta network ekibinin burada nasıl davranacağını iyi sezmek lazım. Ama mesela eğer Sei'yi, Sui'yi bir rakip görürsek ki şu an TVL oranları olarak Sei ile Sui'yi çok üstünde ancak 1 milyar dolar gibi bir market değerine de ulaşma potansiyeli var. Yani yakın vadede 3.5 dolar plin olabilir. 3.5 buçuk olursa da satarım. Dimension arkadaşlar. AirDrop'tan ülkemize baya bir keş geldi. Güzel oldu. E, potansiyelli. 6 dolarken e, çok net bir şekilde bu coin 8 dolar olur dedim ve kendim de long işlem açtım. Çok güzel yine kendi AirDrop'umuzu yarattık. E, şu an 7.5 dolarda Dimension 8 dolar olabilir ama ben almıyorum. Şu an elimde yok. E, verdim 8 dolardan zaten. E, neden almıyorum? Bu piyasa düşerse teorim var ya orada bir 7 doları düşerse 7 dolardan alıp belki fırsat kovalarım. En üstte tekli de Dimension falan tutmuyorum. Şimdi arkadaşlar 3 tane coin'e geleceğiz. E, bunlar birazcık daha riskli. Yine böyle ufak bakiyelerle girdim Şimdi arkadaşlar ben Verne e, yüksek maliyetten aldım. ben e, de aslında zarardayım hala ve Ven'i aldım ve bunları işte margin fee bazı airdrop şeylerinde likitasyon olarak ekledim. Oradan bana fee geliri geliyor. bunları merak ediyorsanız Telegram kanalıma gelip sorabilirsiniz. Ancak bakınca da dipten özellikle bugün güzel bir atak yaptı. E Ven'i spot'ta da ekledim ben. Hani bu spot'tan da bir tık al satı deneyeceğim. Sanki 34 milyon doları bir yukarı çıkarabilirler. Hani benle ilgili bir şeyler yaparlarsa, bu yükselebilir. Çünkü yakım da yapıyorlar sert bir yakım da yapıyorlar. Zaten enflasyonist pek bir baskı da yok. E, Solana ekosistemi bunu şişirebilir. Bir başka riskli proje arkadaşlar. Yine zararda olduğum bir proje demeyip bu kadar e, borsalarda listelendiler. Bu kadar bütçe ayırdılar. Airdrop'ta da cimri davrandılar. Ve market cap değeri 5 milyon dolar. Ya birazcık bir şeyler yaparlarsa ki bağlantıları da olan bir proje olduğunu biliyorum. Hani Binance bağlantıları var. Oşu bağlantıları var. Birazcık bir şey yaparlarsa 10 milyon dolar market kapı olursa 2x'e gider. Ee, yapacaklar mı bilmiyorum. Yani bunu artık zaman gösterecek. Ee, ama ben yine de elimde o zarardaki coin'lerimi tuttuğum için burada listeye yer verdim. Ve arkadaşlar Jupiter, Jupiter'de de 0.60 doların altının fırsat olabileceğini düşünüp 0.60 doların altında kademeli alımlara başladım. Ve ortalama 0.56'da kaldı. Yani bakınca %10 zarardayım. Tabii ben onları da yine likitasyonu oraya buraya pool'lara ekledim. Likitasyon diyorum ya. Likitasyon değil arkadaşlar. Likitasyon değil. Ekledim ve... Ee, yani onlar orada kalacak. Ancak buna rağmen bugün de spot alım da yaptım. Jüpiter'de. E, yani bir tık hareket olabileceğini ve 0.60'lara gelebildiğini düşünüyorum. 0.70'e gibi bir hareket yaparsa da... Satarım hani gidip 809 milyon dolardan fazla da bir market kapatımı beklemiyorum. Ancak Jüpiter'den de bir kar e, bekliyorum arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. E, çok da uzatmayayım videoyu. Dediğim gibi beni twitter'dan takip edebilirsiniz. E, Binance üye olup şu sabit tweetimdeki kampanyadan faydalanabilirsiniz. E, hatta Binance üye olanlara da arkadaşlar bana telegramdan özelden yazsınlar. Eğer ilk defa üye oluyorsanız ve hiç işlem yapmadıysanız burada features işlem için birazcık para yatırmanız gerekiyor. O parayı da ben size yollayayım o zaman. Hadi videonun buraya kadar izlediyseniz şöyle diyeyim. Eğer bu videoyu izleyip sonuna kadar izleyip benim referans linkimle üye olursanız ilk defa üye olursanız bana yazın. Videonun altına UID'nizi yazın. Ve işte Twitter adresinizi yazın. Ben size ulaşayım paranızı yollayın. Bu 10 dolar size gelsin. Siz de işte 10 dolarlı işlem açın. Ee, belki de güzel bir işlem açarsınız. Karlı olur. O 10 dolarınız 20-30 dolar olur. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakınız.